uygulamaları, kullanım kolaylığı ve düşük maliyet gibi avantajlarıyla sağlık eğitiminde zamandan ve mekandan bağımsız öğrenmeyi daha erişebilir kılmakta, kullanımları hızla yaygınlaşmaktadır. Bizler bu alanlarda kullanılan teknolojileri çok fazla farkına varamayız. Buna ihtiyacı olan öğretim görevlileri aslında farkına varabilir ve bunları sınıflarında kullanabilirler. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında uygulanan gerçek zamanlı etkileşim sağlayan senkron öğretim, blog tartışma listeleri, wikiler gibi metin tabanlı etkileşim sunan asenkron öğretimler, çevrimiçi küçük grup öğreticiler, probleme dayalı çevrimiçi öğrenme oturumları, görüntü kütüphaneleri gibi yeni nesil web teknolojileri, coğrafi olarak dağıtık öğrencilere sanal sınıf uygulamaları, akıllı telefon gibi mobil cihazlarda sunulan öğrenme ortamları, web tabanlı simülasyonlar, çevrimiçi kütüphaneler, bunlar e-öğrenme aktiviteleri arasında yer almaktadır. Şimdi o kadar bu akıllı telefonlardan bahsettik. Bu çevrimiçi öğrenme ortamlarında akıllı telefonların, bu yeni tabletlerin eğitim ortamına, yani tıp alanına, sağlık alanına nasıl kullanabileceğine dair birçok alan yazında araştırmalar mevcut. Artık tıp öğretim görevlileri ya da sağlık alanındaki eğitimciler de bu cihazları oldukça kullanma yoluna gitmektedir. Akıllı telefonlarla çekilen ameliyatlar olsun, öğrencilerin sanal ortamda gerçekleştirebileceği videolar, izledikleri simülasyonlar, bunların hepsi onlar için daha etkili bir öğrenme ortamı oluşturuyor. Sadece kendi alan uzmanlarıyla ve teknoloji üreten bireylerle birlikte bir çalışmanın yapılması her iki alan için de iyi olacaktır. Peki bu sağlık eğitiminde öğrenmenin etkinliği nasıldır? Bununla yapılan araştırmalar da mevcuttur. Sağlık alanında e-öğrenme uygulamalarının popülerlik kazanmasıyla birlikte e-öğrenmenin etkinliğine dair endişeler bu alanda da literatürü de zenginleştirmiştir. Bunu düşünen araştırmacılar birçok araştırma yöntemiyle bu etkinliği ortaya koymuştur. İnternet tabanlı öğretimin etkinliğini nasıl geliştirilebileceği sorusuna cevap bulmak amacıyla sentezlenen çalışmalarda uygulama araştırmalarının geri bildirim ve öğretim aktivitelerinin belirli aralıklarla tekrarının öğrenme çıktılarını olumlu etkilediğini, çevrimiçi tartışmanın etkileşimin ve işitsel materyallerin ise memnuniyetini artırdığını belirtmiştir. Bunlar bu araştırmalarda varılan sonuçlardandır. Günümüzde sağlık eğitimi veren kurumlar, öğretim üyesi ve öğrencileri etkileşim biçimlerini ve rollerini kökten değiştiren öğretim teknolojileri yeniliğiyle karşı karşıyadır. Sağlık eğitiminde teknolojinin etkin kullanımı öğretim üyelerinin ve ortamlara hazırlanmasına bağlıdır. Öğretim üyelerinin ve öğrencilerin teknolojik altyapıya erişimleri, teknoloji kullanımını teşvik eden sistemlerin eksikliği, yeni teknolojiler ve kullanım konusunda eğitim ihtiyaçları, öğretim teknolojinin entegrasyonunda karşılaştıkları güçlüklerdir. Bu altyapıya zengin olmak, bu ihtiyaçların belirlenmesi, öğretim üyelerini ve öğrencileri bu alanlara teşvik, bu alanlardaki sorunu da ortadan kaldıracaktır. Sağlık bilimleri eğitimcileri kendi alan uzmanlıklarının yanı sıra teknoloji uzmanı olması beklenemez. Az önceki bahsettiğim şey de buydu arkadaşlar. Her sağlık bilimcinin, her sağlıkçının çok fazla konu alanı, kendi alanıyla uzmanken bu teknolojiyi kendi sınıfına entegre edebilmesi belki beklenemeyecek bir şeydir. Ya da kendi alanında bilgisini çok güzel aktarabilir ama bunun bir teknoloji uzmanı olması beklenemez ya da böyle bir şey ondan istenemez. Ama peki bu alanda neler yapılabilir? Sağlık eğitimi veren kuruluşların yeni teknolojiler konusunda sürekli eğitim olanaklarının yanı sıra eğiticilere öğretim materyalleri tasarımı ve geliştirmede uzmanlardan destek ve işbirliği olanakları sağlanmalıdır. Evet, bu işbirlikli ortamlar teknoloji alan uzmanları ve konu alan uzmanlarıyla birlikte bir ortam sağlansın ki bu sorunu ortadan kaldıralım. Öğretim üyelerini destekleyecek strateji ve planların yanı sıra
Eğitim öğretim sürecinin en önemli öğelerinden biri olan öğrencilere de 21. yüzyılın gerektiği teknolojik yeteneklerin kazandırılması gerekmektedir. Bilgi teknolojileri, bilgi ve becerilerin yanı sıra değişen sağlık bakım ortamlarını hazırlamak için sağlık bilişimi programlarının eğitim programlarının entegrasyonunu gerçekleştirmelidir. Bu sonuç alan yazın taramasıyla ortaya çıkan bir sonuçtur. Sağlık bakımında bilgisayar destekli öğretimin etkin kullanımını etkileyen önemli bir faktör de geliştirilen bilgisayar destekli öğrenme ortamlarının ve materyallerin niteliğidir. Bundan sonraki çalışmaların e-öğrenmeyi ne zaman ve kullandığımız ve nasıl etkin kullanabiliriz sorularına yönelmesi gerekmektedir. Evet, e-öğrenmeyi ne zaman kullanmalıyım? Ve kullandığım zaman nasıl olmalı? Bu iki soruya zaten öğrenci ve öğretici cevap verebildiği sürece bu alanlardaki sorunlar kalkacaktır. Sonuç olarak teknolojideki gelişmeler düşünce biçimimizde ve günlük hayatımızda olduğu gibi eğitim öğretimde de birçok değişikliğe yol açtı ve açmaya da devam edecektir. Sağlık bakımındaki ihtiyaçlar ve yönelimler de günümüz geleceğinin sağlık profesyonel ihtiyaçlarına cevap verebilmek için eğitim stratejilerimizi bu yönde uyarlamamız zorunlu kılmaktadır. Bu gelişim, bu teknoloji, bu çağ bunu gerektiriyor. Bundan sonraki araştırmalarda da bu yönlü bir eğilim, bu yönlü bir çalışma olması beklenmektedir. Bugünkü dersimizde sağlık alanında eğitimde teknoloji kullanımıydı. Neler olabileceğiydi. Aslında hepsinin mantığı aynıdır. Konu alan uzmanlarıyla bir ortam, etkili, iletişimli bir ortam oluşturmak. Bir sonraki dersimizde tekrar farklı bir alanla sizlerle karşıya geleceğim. Karşı karşıya olacağız. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere.